Herkese merhabalar. Önemli bir gündü. Merkez Bankası'nın para politikası kararını aldık. Önemli dememin nedeni aslında hani ekonomistler olarak herhangi bir değişiklik beklemiyorduk. %14'lük politika faizinde hani bir değişiklik beklenmiyordu. Ama son günlerde, aslında son birkaç gündür diyeyim, Merkez Bankası'nın faiz arttırabileceğine dair beklentiler oluşmaya başladı piyasada. Hatta rakamlar da zikredilmeye başlanmıştı. Onun için de piyasa fiyatlamasına da yansıdığını da gördük. Burada bir parça geri çekilme de görüldü. Evet, daha çok da bir Rusya-Ukrayna gelişmelerine hassas bir piyasa söz konusu, ama Merkez Bankası'nın faiz arttırabileceği ihtimali kur fiyatlamasına da girmişti. Nitekim karar açıklandığı anda, yani %14'te sabit tutulduğu açıklandığı anda kurda bir hareket gördük. Sınırlı da olsa işte 14.70'in altında iken dolar-tl kuru 14.80'lere doğru, belki üzerine doğru da gitmiş olabilir şu anda konuşurken biz. Bir hareket söz konusu oldu. Bu da yine dediğim gibi faiz artışının fiyatlarda olduğunu gösteriyor. Merkez Bankası'nda herhangi bir duruş değişikliği, söylem değişikliği veyahut da bir yönlendirme değişikliği görmüyoruz. Birkaç tane önemli nokta var. Onlara değineceğim sadece. Bir tanesi tabii Rusya-Ukrayna'ya ithaf var pek çok yerde. Salgından söz ediliyordu daha önceki metinlerde, riskler arasında. Şimdi salgınla birlikte çatışmaya dönüşen jeopolitik riskler ifadesi kullanılmış. Dolayısıyla bununla ilgili olarak da yine fiyatlardaki enerji fiyatlarının yakından takip edilmesi gerektiği ve de enflasyonist risklere, yani daha önceki metinlerde yer alan pek çok enflasyonist risk var biliyorsunuz. Bunlar arasında Merkez Bankası ekonomik temellerden uzak fiyatlama davranışı, fiyatlama oluşumu, küresel enerji, gıda, tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar, tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurları ve talep koşullarını sıralıyordu. Şimdi bunlara sıcak çatışma ortamının yol açtığı enerji maliyet artışlarını eklemiş durumda. Ve de enflasyonun düşüşüyle ilgili beklentilerine bunu da eklemiş durumda. Yani enflasyonun düşüşünü mevcut politikanın etkilerine hani etkili bir politika bileşimi olduğunu söylüyor Merkez Bankası. Bizler çok katılmasak da. Para politikası araçlarının veya faizin hani daha etkin kullanılması gerektiğini düşünsek de, Merkez Bankası cari açıktaki daralmaya bağlı olarak enflasyonla mücadelenin gerçekleşeceğine ve de daha geniş kapsamlı bir değerlendirme çerçevesi içerisinde bakıldığına enflasyon gelişmelerine söylüyordu hep. Şimdi bu riskle birlikte, jeopolitik riskle birlikte ve artan enerji fiyatlarıyla birlikte enflasyonun düşüşü için beklenen unsurlara bu stresin de ortadan kalkması eklenmiş oldu. Yani Rusya-Ukrayna gerginliğinin sona ermesi, çatışmanın sona ermesi ne de bağlı enflasyonda düşüş gelişmeleri. Bununla ilgili olarak Merkez Bankası şöyle küçük bir revizyon yapmış. Daha önce liralaşmayla ilgili bir ifadesi vardı biliyorsunuz. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi için Merkez Bankası'nın tüm araçlarını kalıcı liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreciyle yürüteceğini söylüyor. Biraz uzunca bir cümle ama buradaki önemli olan kalıcı liralaşma ifadesiydi. Şimdi kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşma ifadesini kullanmış Merkez Bankası. Buradan anladığımız, biliyorsunuz, liralaşma için en önemli aracı kur korumalı mevduat mekanizması. Ve de artık ilk 3 aylık dönem sona eriyor. Yani 3 aylık mevduat yapanların ilk kur korumalı mevduat başladıktan sonra, KKM diyoruz kısaca. Onların ilk vadeleri gelmiş durumda. Yavaş yavaş peyderpey geliyor. Şimdi bunlar yeniden KKM'ye dönecek mi yoksa dışında mı kalacak? Bu önemli. Ve de her gün güçlendirmek için yeni yeni düzenleme değişiklikleri gerçekleştiriyor Merkez Bankası.
ve ekonomi yönetimi, sadece Merkez Bankası değil tabii, daha çok hazine aslında. Şimdi bununla ilgili yeni düzenlemeler görebiliriz. Neler olabileceğine dair herhangi bir işaret yok. Çok bir fikrimiz de yok. Belki %14'lük politika faizinin 3 puan sadece üzerine çıkabiliyor KKM mevduat faizi. Yani 17'lik bir üst sınır var. Belki o sınırın gevşetilmesi söz konusu olabilir. Onun dışında da hani yeni neler açıklanabilir bilmiyoruz. Ama burada güçlendirilmiş liralaşma stratejisinden bahsettiği için muhtemelen KKM ile ilgili veyahut da yepyeni bir mekanizma ile ilgili yeni gelişmeler görebiliriz Merkez Bankası'ndan. Bir diğer son olarak önemli bir not, yine Merkez Bankası açıklamasından, artık cari fazla beklemiyor. Yani uzunca bir süredir biliyorsunuz notlarında Merkez Bankası sunumlarında da aynı şekilde 2022 yılı için cari fazla beklediğini söylüyordu. Ancak enerji fiyatlarındaki bu yükselişle birlikte ona atıfta bulunarak bu ifade ortadan kaldırılmış. Cari fazla vereceğine dair sadece hani dış talep koşullarının halen destekleyici olduğuna vurgu yapılıyor. Dolayısıyla bu da önemli bir revizyon diyebiliriz. Genel çerçevesine baktığımız zaman dediğim gibi Merkez Bankası'nın duruşunda, yaklaşımında, politika bileşiminde herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Ancak Rusya-Ukrayna gerginliğinin yarattığı çatışmanın, sıcak çatışmanın var olmasının yarattığı enerji fiyatlarındaki artış hem enflasyon görünümünü hem de cari açık görünümünü, cari denge görünümünü bozmuş vaziyette. Önümüzdeki dönemde de Merkez Bankası bununla ilgili gelişmeleri hem yakından izleyecek hem de buna ithafen hani bazı pozisyon değişiklikleri söz konusu olabilir. Çok kısaca para politikası kurulu kararı ve de açıklamasının notları bu şekilde. Önümüzdeki dönemde yine sizlerle gelişmeleri paylaşıyor, değerlendiriyor olacağız. Herkese iyi günler, görüşmek üzere.